ülkenin etrafı, her tarafta bir savaş, her tarafta bir karışıklık. Ülkemizde de istikrarı bozmak isteyen hem dahili hem harici, Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bedbahtlarımız var. Bununla alakalı ülkenin istikrara ihtiyacı var. 12 senedir tanıdığımız ülkeyi yöneten, her seçimde milletin teveccühünü artırarak alan, dünyanın tanıdığı dünya lideri, başbakan adayı, başbakanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a meslek ziyaretlerimiz var. Gündüzleri mahallelerde, akşamları tekrar 2-3 grubu halinden, köylerden, beldelerden, mahallelerde çalışmaları yürütüyoruz. Ereğli olarak Türkiye genelinin üstünde oyalmanın çalışması ve gayreti içerisindeyiz. İnşallah önce bu seçimin ülkemize ve dünya insanlığı için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Önce ülkemizin geleceği, ülkemizin refahının artırılması. Tabii 12 sene önce hayal ettiklerimizi 12 yıl içerisinde gerçekleştiren Başbakanımız, şimdi önümüzdeki hedef kısa vadede 2023, daha uzun vadede 2053 hedeflerini yakalama noktasında bizlerin de kendisine destek olmaya çalışıyoruz. Zaten basın yoluyla, televizyon ve medya aracılığıyla kendisi halka bizzat kendini ifade ediyor. Ama bizler de en azından yolunda bulunma, bir destek olma adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tekrar teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için başkan. Bizler tabii ki bir oda başkanı, siyasilerle şeyin hep siyasiler eşit davranıyoruz. Tabii ki bizim de odamızda yöneticilerden, her partiden insanlarımız var. Tabii ki doğru birdir. Basında olsun, şeyde olsun yapılanları görüyoruz. İnsanların aklıları artık akıldır insanlar şimdi bu saatten evet. Sonra. Ne yapacaklarını daha iyi bilir. Sizler de çalışıyorsunuz. Herkes çalışıyor. Öbür arkadaşlar da çalışıyor. İnşallah hayırlı olur diyor. Hayırlısı olsun. Artık insanlar bilinçli. Ne yaptıklarını bilen kişiler.